Sevgili seyirciler, İslamiyet'in Peygamber Efendimiz tarafından insanlara tebliğ edilmesinin ilk yıllarında müminler sayı bakımından çok azdılar. Sayıları fevkalade sınırlı ve mahdut idi. Dolayısıyla müminler kendilerine gösterilen tepki ve reaksiyon, düşmanlık ve husumete karşı bir nevi sabra adeta mecburdular. Onun için zaman zaman karşılaştıkları hakaret ve eziyetler dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e müracaat ederler. Resulullah Efendimiz de onlara sabretmelerini tavsiye ederdi. Fakat daha sonra müminler Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra Medine-i Münevvere'de daha büyük sayılara ulaştılar ve orada daha güçlü hale geldiler. İşte bundan sonradır ki Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri müminlere gerektiği zaman gördükleri hakaret ve husumet karşısında kendilerini savunabilmek, din ve inançlarını müdafaa edebilmek için onlara mukabele etme imkanını tanıdı Cenab-ı Hak. Düşmanlık gösterenlere karşı şiddetle mukabele edilmesi konusunda izin verdi. İlk olarak bu izni veren ayet-i kerimenin şimdi okuyacağımız ayet-i kerime olduğunu müfessirler ifade etmişlerdir. Hac suresinin bu ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üzine lillezine yukatelune biennehum zulimu. Ve inna Allaha ala nasrihim lekadir. Ellezina uhricu min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Velaula daf'ullahi an-nase ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacidu lizkaru fiha ismullahi kesira. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Üzine, izin verildi manasında. Bu ayet-i kerime üzine diye başlıyor. Üzine lillezine yukatelune biennehum zulimu. Zulme, haksızlığa, tecavüze maruz kalmaları dolayısıyla kendileriyle savaş yapılan, kendilerine savaş ilan edilen müminlere, kimselere izin verildi. Ne izin verildi? Savaş izni verildi. Yani savaşa, savaş ilan edildiği zaman ona yine savaşla mukabele etme, harp etme müsaadesi, cihat müsaadesi verildi. Ve inna Allaha ala nasrihim lekadir. Allahü Teala'nın bu savaşlarda müminleri muzafferiyete, başarıya ulaştırmaya gücü yeter Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak müminlere yardım edebilir. Yardım konusunda Allahü Teala kadirdir, güçlüdür. Onun bu yardımına kimse mani olamaz. Ellezine bu müminler kendilerine kafirler tarafından savaş açılan bu müminler öyle kimselerdir ki uhricu min diyarihim. Kendi yurtlarından, vatanlarından çıkarıldılar. Bi gayri hakkın, haksız yere çıkarıldılar. Hiçbir böyle gerçek sebep, hiçbir mucib sebep olmadığı halde vatanlarından çıkarılmalarına ve kovulmalarına sebep olabilecek hiçbir suç ve kabahatleri, bunu gerektirecek herhangi bir durum olmadığı halde haksız yere vatanlarından, yurtlarından, evlerinden, barklarından çıkarılıp sürüldüler, kovuldular. İlla en yekulu Rabbunallah. Bunların ancak olsa olsa o çıkaran kimseler nezdinde suç olarak kabul edilen bir tek özellikleri vardı. Onlar da diyorlardı ki bizim Rabbimiz Allah'tır. Rabbimiz Allah'tır demekten başka hiçbir kabahat ve suçları olmayan ve hiçbir sebep bulunmayan ve böylelikle haksız yere vatanından, yurtlarından çıkarılan kimselerdi bunlar. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Allah-u Teala'nın insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla tedip etmesi,
onları yola getirmesi, onların zararını ortadan kaldırması eğer söz konusu olmasaydı, Cenab-ı Hak bu imkanı vermeseydi, yani müminlere Cenab-ı Hak eğer cihat müsaadesi ve izni vermeseydi, onlar da kafirlere hadlerini bildirmeselerdi, lehuddimet savami'u, Allah'a ibadet edilen bir takım manastırlar, rahiplerin ibadet ettikleri, ibadet için kapandıkları bir takım mabetler, manastırlar. Savma'a kelimesinin cem'i savami, çoğulu. Ve bi'un, kiliseler. Hristiyanların ibadet ettikleri kiliselere bi'a deniliyor. Ve salavatun, salut kelimesinin, İbranice'deki salut kelimesi ki cem'i olarak Arapça'da salavat olarak kullanılmaktadır. Yahudilerin havraları, onların ibadethaneleri. Ve mesacidu yüzkeru fî hesmullâhi kesîrâ. Allah'ın adının çok çok zikredildiği mescitler ve camiler yıkılırdı. Bir takım din düşmanları tarafından harap edilir, bunlar yıkılırdı. Bunlar tamamen ortadan kaldırılmak istenirdi. Eğer Allahü Teala azgın, mütecaviz, böyle insanlara saldıran bir takım din ve iman düşmanı kimselere fırsat verseydi, onlara hadlerini bildirmeseydi, o ibadethaneler, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adının çok anıldığı mescitler yıkılır, harap olurdu. وَلَيَنْسُرَنَّ men مَنْ Allahü Teala kendi dinine yardım edene mutlaka hemhal yardım eder Allahü Teala. Bu vaadi ilahidir. Cenab-ı Hak kasem ile teyit ederek bunu haber veriyor. Allah'ın dinine yardım eden, Allah'ın rızasına uygun işlerde müsbet davranan kimselere Cenab-ı Hak mutlaka yardımını gönderir. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌ aziz. Allahü Teala çok güçlüdür ve insanlara herhangi bir konuda, herhangi bir şekilde yardım edecekse onun bu iradesine kimse karşı gelemez. Galibun ala emrih diye tefsir edilmiştir aziz kelimesi. Cenab-ı Hak izzet sahibidir. Onun emrine, onun iradesine kimse karşı çıkamaz manasında. Ellezine immekkennahum fil ardı. Müminler öyle kimselerdir ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlara yeryüzünde biz miknet ve kuvvet versek, onlara iktidar olma şansı tanısak, onlara güç ve kuvvet bahşetsek, onlara imkan versek, Mekke'ne yümekkinu, onları güçlü ve muktedir kılmak manasında. Fil erdi, yeryüzünde, dünyada ekamus salate, namazlarını kılarlardı. Ve atevuz zekate, zekatlarını verirler. Ve emru bil ma'rufi, faydalı ve güzel olanı emreder. Dine ve akla uygun olanı emrederler. Ve nehev anil münker, her türlü çirkin ve zararlı işleri de men ederler, yasaklarlardı. Ve lillahi akibetül umur, işlerin neticesi Allahü Teala'nın, Cenab-ı Hakk'ın iradesine racidir. Cenab-ı Hakk'ın değerlendirmesiyle işler netice itibariyle belli bir kıymetlendirmeye, belli bir hükme bağlanır. Allahü Teala'ya aittir işlerin neticesini ve onların gerçek değerini ortaya koymak. Ve in yukezzibuke fekad kezzebet kablehum kavmu Nuhin ve Adun ve Semud. Ey Habibim, eğer bu Mekke müşrikleri ve kafirleri seni yalanlıyor, senin söylediklerini inkar ediyorlar idiyse, inkar ediyorlarsa, daha önce, onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de kendilerine gönderilen peygamberleri inkar etmişlerdi. Onlar da kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamışlar, onlara yalancı demişlerdi. Ad kavmini, kavmine Hud Aleyhisselam gönderilmişti, Semud kavmine Salih Aleyhisselam gönderilmişti. Onlar bu peygamberleri de inkar etmişler, onların söylediklerini yalan saymışlardı. Ve kavmu İbrahim'e ve kavmu Lut'in, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, onun gönderildiği insanlar da İbrahim Aleyhisselam'ı yalanlamışlar, Lut Aleyhisselam'ın kavmi de Lut Aleyhisselam'ı inkar etmişlerdi. Ve ashabu Medyen, Medyen halkı da aynı şekilde Şuayb Aleyhisselam'ı inkar etmişti.
Ve kızzibe Musa, Musa aleyhisselam da yalanlanmış, ona da yalancısın demişlerdi haşa. Fe emleytu lil kafirine, kafirlere dünyadayken bu çirkin ve yanlış hareketleri dolayısıyla belli bir süre imkan tanıdık. Emla yümli, burada imhal etmek, mühlet vermek manasında. İçinde bulundukları nimetleri bir süre daha onların istifadesinde bulundurmak, onları bir süre daha dünyada tutmak manasında. İstidraç da deniliyor buna. Yani Cenab-ı Hak onları derece derece azaba yaklaştırmak için onlara bir fırsat ve mühlet tanıyor. Onlar bu mühlet içerisinde tabii gafletlerine devam ediyorlar. Ondan sonra Cenab-ı Hak diyor ki "Sümme ehaztuhum." Sonra onları birdenbire biz yakaladık. Cezalandırmak üzere onları biz batışı ilahimiz ve ilahi cezamız altında hapsettik buyuruyor. Fekeyfe kâne nekir. Nasılmış benim işlerimi çirkin görmek, benim dinime karşı gelmek nasılmış onu anlasınlar diye Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Beni inkar etmenin, bana karşı gelmenin, benim emrimi tanımamanın ne demek olduğunu anlamaları için onlara layık oldukları cezayı verdim buyuruyor Cenab-ı Hak. Fekeeyyim min karyetin ehleknaha. Nice milletleri, nice insanları, nice şehir halkını biz helak etmiştik buyuruyor Cenab-ı Hak. Buradaki eyyin çokluk ifade ediyor. Ve hiye zalimetün. Onlar zulmederlerken, zulme bulaşmış, her türlü haksızlığı, her türlü hakkaniyet dışı işi yerine getirir ve o işlerle meşgul olurlarken, Allah'a isyan halindeyken onları biz helak ettik. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Onların içinde oturdukları evlerin çatıları, damları üzerlerine yıkıldı. Duvarları yıkıldı gitti, çatılar üzerlerine çöktü. Ve bi'rin muattaletin ve kasrin meşid. Vahalarda yerleşmiş bu bedevi insanların haline misal olarak zikredilmiş nice kuyular, içinden su çıkardıkları, istifade ettikleri kuyular şimdi artık atıl, işe yaramaz, terk edilmiş vaziyette artık duruyor onlar. Onların oturdukları yerlerde onlar helak olduktan sonra artık onların istifade etmek için açtıkları kuyular artık muattal durumdadır. Ve kasrin meşid, onların yükselttikleri binalar, onların o yüce yüce yüksek kala gibi muhkem kalalara benzeyen muazzam köşkleri, kasırları, sarayları artık bomboş kalmıştır. Tamamen muattal halledir buyuruyor Cenab-ı Hak. İşe yaramaz durumdadır. Onlar kendileri helak olduktan sonra artık oralar birer virane olarak daha sonra gelen insanlar için bir ibret numunesi, bir ibret vesilesi olmak üzere insanlara bir ders olarak gösterilmiştir. Onların helakinden sonra. İşte o insanları biz helak etmiştik. Aynı akıbetin sizin de başınıza geleceğini, gelebileceğini neden düşünmüyorsunuz diyerek Cenab-ı Hak zımnen Mekke kafirlerini burada inzar ediyor Allah-u Teala. Efelem yesiru fil ardı. Bunlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Gezmiyorlar mı? Seyahat etmiyorlar mı? Fetekune lehum kulubun yakilune biha. Bunların eğer bu gezmeleri ve görmeleri esnasında kendileriyle hakikatleri anlayabilecekleri kalpleri olsa, bunun neticesinde bir kalbe sahip olsalar, anlayabilecek bir idrak ve izana ulaşmış olsalar, اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا veya gerçekleri duyabilecek kulakları olsa, bu gezme ve görme, ibretli hadiseleri müşahede etme neticesinde böyle bir kabiliyet kazanmış olsalar, onlar gerçekleri çok iyi anlarlardı. Gerçekleri görür, ona göre hakikati yakalama, gerçeği gönlüne sindirme imkanını bulurlardı. Fe innaha zira la ta'mel ebsaru. İnsanların aslında gözlerinin kör olması, görmemesi o kadar önemli değil. Yani gözler kör olmaz. Gözlerin kör olması önemli değildir manasında. İnsanın gözünün kör olması onun için büyük bir nakıza teşkil etmez. Velakin ta'mel kulubul latifi sudur. Fakat sadırlarda, göğüslerde, insanın sadırında ve göğsünde olan kalp kör olursa,
İşte o o zaman insan için büyük bir eksikliktir ve insanın insanlık vasfının kaybolmasına yol açar. Basar, harici dünyayı, dış alemi gören göz kör olabilir. Onun kör olması insan için çok önemli değildir. Ama insanın kalbi, kalp gözü, basireti kör olursa, işte insan esas o zaman her şeyi kaybetmiş demektir. Her türlü mahrumiyet ondan sonra başlar. İnsanda 4 tane göz vardır buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi dışta görünen gözler, ikisi de kalpte. Dışta görünen gözlerin kör olması o kadar önemli değil. Ama esas önemli olan insanın kalp gözünün kör olması, gerçekleri ve hakikati görmemesidir. Onun için ayet-i kerimede bunu çok belli olarak ifade ediyor. Kalpler kör olursa işte o kötüdür. Önemli olan odur. Yani aslında insanın basar dediğimiz gözlerinin kör olması önemli değil. Ama kalplerin kör olması, göğüslerde bulunan kalbin kör olması önemlidir. Velakin ta'mel kulubulleti fissudur. Yani göğüslerde olan kalp kör olur işte. O önemlidir ve onun neticesi fevkalade mühimdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Allahü Teala basiret körlüğü vermesin kimseye.